Herkese merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Şöyle ufak bir değişiklik yaptım, Mew'i tekrardan yanıma aldım. Zaten normalde yanımdan çıkarmak istemiyordum ama farklı Pokemon'lar geldi. Onları kasmak durumunda kaldım. O yüzden şu an tekrardan yanıma aldım. Ve bir Pokemon daha var, normalde onu yanımda gezdiriyordum. Hemen göstereyim. Şu an oyunda birçoğunuzun merak ettiği ya da bulamadığı bir Pokemon olabilir. Çünkü arada haritada görünüyor fakat yanına gittiğimizde bulamıyoruz. Mor yumurtalardan çıkıyor. Hatta 2 tane çıktı. O yüzden yeterli sayıda şekerim de var. IV'si de fena değil ama daha iyisini bekleyeceğim. Biraz bunu gezdiriyordum yanımda. Şimdi tekrardan Mew'i aldım. Planlarım arasında şu var. Mew'i PvP'de kullanmak istiyorum. Ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ama bu arkadaşı kasıp kullanmak istiyorum. O yüzden şeker kasıyorum. Nasıl kasıyorum? Hem yanımda gezdiriyorum bu arkadaşı. Çok az şeker veriyor. Hem de bu şekerlerden, nadir şekerlerden ekliyorum. Şimdilik kasmayacağım, güçlendirmeyeceğim, yani şu şekilde yapmayacağım. İkinci atağını açmaya çalışıyorum ve atak kombinini gölge pençesi, alev saldırısı, bir de bir tane de ejder atağı olarak kullanmayı düşünüyorum şimdilik. Şöyle yapacağız, biraz maç yapacağız. Bu Pokemon'u da özellikle almadım, bıraktım. Belki buradaki şey Pokemon gelebilir diye, efsane Pokemon gelir diye. Onu da merak eden arkadaşlar varsa izlemeye devam etsin dostlar. Şimdi bu kombini kullanıyorum. Bu arada bunun hemen ardından usta top görevini bitiriyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız bundan sonraki videoyu da mutlaka izleyin dostlar. Maç başlamadan önce de kesinlikle abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Hadi oynayalım. Şimdi Mew'e karşı Mew aslında etkili. Çünkü biri gölge pençesi vuruyor. Biri de pisişik vuruyor. Pisişik atakları pisişik Pokemon'la karşı hasar vermese de gölge atağı hasar verecektir. Şimdi yer Pokemon'u geldi. Yer Pokemon'la karşı alev saldırısı ya da gölge Pokemon, gölge atağı herhangi bir işe yaramayacak. Aslında canı yüksek bir Pokemon. Mew çok böyle hassas bir Pokemon değil aslında. Bu ateş saldırısından sonra da saldırı gücü artıyor. Bence gayet iyi vuruyor. Ben atağını sevdim. Biraz daha kasmam lazım. Ekstra atak açma isteme sebebim de hem ejder Pokemon'larına karşı fazla hasar versin. Hem de ejder atağı hızlı doluyor. En azından kalkanları da yeriz. Bu arada canı gerçekten çok güzel. Biraz daha kasarsak canı yüksek olur. Şu an kombinimde tabii ki Melmetal kadar canı yüksek değil ama şu an normal ataklarla bitirirsek efsane olur. Evet. Normal ataklarla bitirdik. Direkt atağını kullanacağım. Özel atağını en azından kalkan yeriz. Evet, bu atak mutlaka kalkan kullanacaktır ama kalkan kullanmazsa çok güzel olurdu ateş saldırısı olduğu için. Şöyle normal kullanalım. Aslında yanlış bir seçim yaptım. Çünkü kaya atarsa çok etkiler beni. Kaya atmazsa da avantajlı oluruz. Şimdi şöyle bir ateş Pokemon'u aslında kullanabilirdim. Ateş Pokemon'un yerine işte Mew'i kullanmayı düşünüyorum. Ejder Pokemon'u yerine de yani gayet iyi vuruyor özellikle ve savunmasını görüyorsunuz dostlar. Savunması ve canı gayet iyi. Daha kasılmamış durumda. Daha da kasacağım bu Pokemon'u. Evet, kalkanı gitmiş olsaydı mutlaka çok sağlam vuracaktı ama maçı kaybetmiş olabiliriz. Tabii ki son ana kadar devam etmek lazım. Bunun AFK kalanı var. Bir anda oynamayı bırakan var. Yani farklı nedenlerden dolayı maçı lütfen erkenden terk etmeyin. Erkenden vazgeçmeyin maçtan. Bazen ben de aynı hataya düşüyorum ama mutlaka maçı sonuna kadar götürün. Evet, flash topu attı. Normal ataklarla yenmeyi düşünüyorum. Ve son Pokemon gerçekten çok önemli. Son Pokemon'un ne olduğu çok önemli. Son Pokemon'a göre belki de kazanabiliriz bile. Eğer bir daha flash topu kullanır diye atağımı normal dolduracağım. Güzel. Çıkacak Pokemon'a göre acaba metal mi kullansaydım? Metal atağı mı yapsaydım? Bir taş atarız. Ardından bir metal atağı atarız. Pisişik atakla çok canımı alabileceğini düşünmüyorum bu arada Mewtwo'nun. Tabii Shadow Mewtwo kolay bir Pokemon değil. Shadow Ball atarsa bitirir. Metal'e karşı Shadow Ball gerçekten etkili, güçlü bir saldırı oluyor. Aslında metal atağı yerine kaya atsaydık tekrardan, zaten canın nasıl yediğini görmüştük. Avantajlı olurdu. Belki bu hatamdan dolayı da kaybedebilirim. Güzel.
Yani şu an kombin çalıştı. Tabii ki sürekli çalışacak anlamına gelmez. Bir maç yaptık. Şuradan şekerimizi aldık. Şuradan Pokemon'umuzu alalım. Çok güzel. Uzun bir aradan sonra ilk defa buradan bir efsane Pokemon aldım. Şimdi buradan efsane Pokemon neden almalısınız? Neden almayı denemelisiniz? Çünkü bu arkadaş kaçmıyor. Sizin bu 140 top bitene kadar bu arkadaşa top atma hakkınız var. Tabii ki topunuzu boşa harcamayın ama sonuçta maç liginden, pardon, akınlardan aldığınız Pokemon'un sizden örnek veriyorum maksimum 20 toptan sonra kaçma ihtimali var. O da eğer çok iyi oynamışsanız. Ama buradaki Pokemon sizden topunuz bitene kadar kaçmıyor. Yani topunuz biterse buradaki Pokemon'u kaçırırsınız. Hatta geri çıkarsınız, yakalamaktan vazgeçersiniz, yine kaçmaz. O yüzden buradan gelen Pokemon %100 sizin. Bir de biliyorsunuz bu arkadaş çok agresif, çok güçlü. Yani şu açıdan güçlü. Yakalanması gerçekten zor bir Pokemon. Ben özellikle pin-up veriyorum. Aslında sakinleştirmem lazım. Ben pin-up'la ekstra hani kaçmayacağından dolayı fazladan şeker almaya çalışıyorum ama yine de evet yakalandı. Mecbur kaldı yakalanmaya. Çünkü zaten istediğimiz kadar top atabileceğiz kendisine. Fena gelmedi. Bu arada maç liginin şöyle bir avantajı var dostlar. Maç liginden gelen Pokemon'lar gerçekten IV'leri güzel oluyor. IV'leri gerçekten çok başarılı oluyor. O yüzden buradan efsane Pokemon almaya çalışın mutlaka. Evet, oyunda ufak bir donma, ufak bir kasma oldu. Topladı. Şimdi birçoğunuz Miv'i belki de mantıksız görüyor olabilir. Belki de haklısınız ama ben denemek istiyorum. Bu arada yanımda iki tane akın var. Az sonra bundan sonra yayınlayacağım videoda şurayı bitireceğim. Ve usta topu birlikte alacağız. Orayı kaçırmayın. Orada da birkaç tane ekstra maç atarız. Bir de detaylara bakarız dostlar. Dediğim gibi kombini bu şekilde yapacağım. Normalde asıl güçlü kombini burada gürleme. Şimdi Mew'in de şöyle bir avantajı var. Mew'in kullanamadığı bir atak yok. Normal atışlarda da böyle bunun internete baktığınız zaman en iyi ataklarından birinin gürleme olduğunu, burada da pisişik olduğunu görüyorsunuz. Fakat ben bu şekilde deneyeceğim. Bir de ejderha pençesi kullanacağım buna. Umarım iyi olur. Mew'i çok sevdiğimden bu Pokemon'u kullanma gereği duyuyorum. Kullanacağım. Şuradaki akınları alayım. Bu videoyu kurgulayıp atayım. Diğer videoda da sizi bekliyorum dostlar. Şimdiden iyi seyirler dilerim.